Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay virüsünün menbesini Hindistan'a döngüdü. Amerika Avazı'nın 1. dekabrdaki haberde bildirilmişçe, Xitay'nın bir tetkikat organı yeni tetkikat neticesini oturuğa çıkarıp, virüs menbesinin Hindistan bilen Bengal'dan ibaret Cenubi Asya Çoğunqırıqlıqı değişkenlikini ilan kılgan. Haberde kayıt kılınışça bu kıtın virüsünün keliş menbesini Hindistan ve Bengal'a bağlıgan tetkikat oranı Xitay Paller Akademisi'nin Şanghay Hayatlık İlmi Tetkikat Grupısı iken. Tetkikat dokulatı 17 noyabr Xitay'nın bir tibbi jurnalde ilan kılıngan bulup, külkilik yeri mezkur tetkikat oranı aldı bilen Xitay'ını guman obyektidin çıkırıp etken. Ve Amerika ve Avustralya Katarlık 8 devletinin virüs menbesi ikerlikini ilgili sürgen. Xitay'nın bu atılmış tetkikatı da eğitilişçe Hindistan bilen Bengal'daki virüsünün tuyuksuz gen özgürlük derecesi en tüven iken. Şuna virüsünün menbesi buluşu gerek iken. Bu tetkikatta virüsünün menbesi deb guman kılınan 8 devlet Amerika, Avustralya, İtalya, Rusya, Gritsiya, Çek, Hindistan ve Bengal iken. Mezkur devleti yana Hindistan bilen Bengal'nın Xitay bilen koşunu işkerliki, şuna Wuhan'daki virüsünün Cenubi Asya'daki bu işki devletten tarqalgan buluşu mümkünlükü bildirilgen. Xitay yakınki mezgillerde xalqara cemiyetinin virüs yuquminin mesuliyetini sürüştü kılışı, hatta tövlem tövlet küzüşüden kutuluş üçün bir qatar usullarını pilallamaqta. Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Cavlijan izgil halda virüsünün menbesinin Xitay ikerlikini inkar kılıp, gerçi tüncü kıtımlık virüs Xitay'da baykalgan bolsa mı, ama virüsünün menbesi buluşu natayın ikerlikini tekrarlap gelgen. Ötken yılı 13. ayda Xitay'nın Wuhan şehirde payda bulgan Xitay virüsü, naiti tizle Xitay'dan dünyaya tarqılıp, yarışarı karakterlik apetke aylandı. Hazırga kadar 63 milyondan artık adam yukumlanıp 1 milyon 500 manga yakın adam kaza kıldı. Hindistan, Xitay'nın bir belvağ bir yol sodi planını red kıldı. Hindistan vakit kesinin 30. noyabrdaki haberde bildirilmişçe Hindistan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı yığınında Xitay'nın bir belvağ bir yol sodi planını red kılgan. Haberde kayıt kılınışça Hindistan Xitay'nın sodi planı beraber sodi tertipini bozudu deb karab, izgil red kılıp gelgen bulup, Xitay'nın sodi planını işka aşırışta muhim orundu turduğun sodi liniyasının talaş tertiş kılını batkan Keşmir rayonundan ötüdüğallıkını tekitligen. Bildirilmişçe Şanghay Hemkarlık Teşkilatı yığınının ahırda Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan Katarlık devletler birleşme bayanat ilan kılıp, Xitay oturuğu koygan bir belvağ bir yol sodi planını kollaydıqallıqını bildirgen. Bırak Hindistan hükümeti bununla kıytılmıgan. Hindistan vekili Prakash bu axtı işbadı bildirip, Hindistan'nın Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı kiriştiki asaslıq maksatlarından biri, Gərbi Türkistan'daki devletler bilen teximi çoğunqur münasifet ornutuş işkerlikini, ama Hindistan hazır bu tirişçallıqlarının Hindistan menfaatige uygun kildiğen kelmeydiqallıqını kaytı bahalıp çıkışı kerekliğini bildirgen. Yığında Şanghay Hemkarlık Teşkilatı azaları yana sökbet, nazaret kılış ve talaş tartışını hal kılış arkalık Dünya Saudi Teşkilatı'nı ıslah kılış lazımlığını tekitligen. Malayşiya bilen Xitay Cenubi Deniz'de tirkeşti. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 2. dekabrdaki haberde bildirilmişçe Malayşiya bilen Xitay Cenubi Deniz'de tirkeşi vatkan bulup bu vaziyet uzungu sözülüşü mümkün iken. Xabarda qeyd qilinishicha Amerika Aql Ambri Strategiya va Xalqaralıq Tadqiqot Markazi qarmoqidagi Asiya Dengiz Okeanining ochiq ashkari bo'lishni tashabbus qilish tashkiloti yaqinda maqola e'lon qilgan. Maqolada ko'rsatilishicha Xitoy dengiz qirg'og'iga 5402 nomerliq saqchi paroxoti oldingi oyning 19-chi kuni Malayziya va Tailandning shirkatlari hamkorlashib ishlatayotgan neft qirg'og'lash supasiga yaqinlashgan. Malayziya Xon jamiyati dengiz armiyasi yordamchi paroxotini charlashga avatgan. Bir neçe gündeyken Malayziya yana deniz kırıklı çarlaş paraxotunu evetken bulup, bu paraxot yakın etraptaki deniz rayonunu çarlap, 24. noyabrı kelgende Xitay paraxotunun ızığı çüşken. Guanghu Toru'nun bildirişçe Xitay bilen Malayziya'nın Cenubi deniz meselesindeki tirkişi uzungu sozulduğun bulup, mutakassisler bu axta iki taraf bir-biri bilen karşılaşış meydanını teximi küçeytti degen. Xabar diyene Çat El Akbarat vasıtlarının sözü nakıl keltürülüp,
Xitayning yaqinqi yillardan buyon Janubiy dengizda askar o'rinlashtirish harakatini davomli kengaytirib, qo'shin davlatlarining sezgirligini qo'zg'aganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Malayziya shimoliy Lukonia sohilini davlatning iqtisodiy dengiz rayoni deb qarab kelgan. Ammo Xitoy doiralari bu dengiz rayonida o'zining egalik huquqi borligini ko'p qatim da'vo qilgan. Malayziya strategik va xalqaro tadqiqot institutining oliy analitikchisi Shahriman Lokman bu xil vaqalar dengiz qirg'og'iga yaqin joyda oz ko'riladi. Bu haqiqatan kishini andishiga soladi degan. Xitoyning Wuhandagi virus ahvolini g'arazlik yushirganligi oshkora bo'ldi. Xitoyning Wuhan shahridan tarqalgan Xitoy virusi butun dunyoga mislsiz ofat olib kelgandan keyin virus tarqalgan dastlabki vaqtlarda Xitoy rejimining virus ahvolini yushirish qilmishining buningda intayin ochqichlik rol o'ynaganligi ma'lum bo'lgan edi. Ammo Xitoy doiralari izchil o'zlarining dunyo uchun virusni to'sib qurbonlik berganligini tashviq qilib, virusning manbasini chat aldin izlash bilan mashg'ul bo'lgan edi. CNN agentligining 1-dekabrda e'lon qilgan zo'r hajmli tekshirish dokumenti Xitoy rejimining haqiqatanmi virusning tarqalishi to'g'risidagi uchurlarni burmalab, dunyoga yolg'on ma'lumot yetkazganligini isbotlab chiqdi. Bu dokulat muhbirlarning naq maydon tekshirishi hamda Xitoy rejimining oshkori bo'lib ketgan ichki hujjatlari asosida tayyorlangan. Uning ko'rsatishicha Xitoy virusi Wuhanda shiddat bilan yamirayotganda Xitoy rejimi virusdan yuqumlanganlarning sonini g'arazlik holda ozaytib ma'lum qilgan. Buning bilan nurg'un kishilar bu virusni unchalik qo'rqinchli emas ekan deb o'ylab qolgan. Yana kelib virus dastlab payqalgan vaqtlarda yuqumdorlarni tekshirish natijasi 23 kunda chiqadiganligi yana kelib tekshirish bosqichida ig'ir xatolik bo'lish sababidan virus bilan yuqumlanib bo'lgan nurg'un kishilar virus yo'q deb diagnoz qo'yilgan. Mablag' va xodim yetishmaslik, axloqiy tuyg'uning kamchiligi va byurokratlik sababidan virus haqida mayli Xitoyning o'zida yoki xalqaro jamoatga hech qanday ogohlantirish berish imkoni bo'lmagan. Buning bilan Xitoy doiralari virusning tarqalganligi haqida rasmiy uqtirish chiqarguchi bo'lgan bir necha oy oralig'ida virus to'sqinsiz tarqali bergan. Bu qatimqi dokumentda naql keltirilgan Xitoyning ichki hujjatlari nurg'unligan hukumat tarmoqlarining amaliyotda virusning ahvoli haqida xili burunli ma'lumotliq ekanligini, ammo munosabatlik o'rinlarning buyrug'i bo'yicha bu xabarlarni besib qo'yganligini oshkora qilgan. 2019 yili 1-dekabr kuni Wuhan shahrida Xitoy virusi bilan yuqumlangan tunji bemorga diagnoz qo'yilgan bo'lib, buning oshkora bo'lishi necha oydan keyin amalga oshgan. Avstraliya tadqiqotchilari Xitoyning Uyg'urlar haqidagi yolg'onlarga raddiya berdi. Avstraliya strategiya va siyosat institutining xodimlari bir necha oy ilgari Sharqiy Turkistondagi lagerlarning kengayish ahvoli haqida dokument tayyorlab chiqib, Uyg'urlar duch kelayotgan bostirishning yuqori balliga chiqayotganligini ko'rsatgan edi. Bu jarayonda Xitoy rejimi mazkur institutni Amerika hukumatining kontrolligidagi dushman kuchlar deb atagan edi. O'tgan hafta bo'lsa Xitoy rejimi boshqarishidagi Yarshari vaqtigizda bir necha maktab va cho'nglar sanatoriyasining bo'shliqdan tortilgan suratlarini e'lon qilib, dushman kuchlar fuqarolar uchun selingan binolarni lager deb yolg'onchilik qildi dedi. Ammo mazkur institutning xodimlaridan Neysin Ruser bu suratlarning uzunlik va kenglik nuqtalarini tekshirib, bularning amaliyotda lagerdan 8 km narisidagi binolar ekanligini, bu suratlarning o'rni deyilgan nuqtalarda hech qachon cho'nglar sanatoriyasi qurilmaganligini isbotlab chiqdi. U bu vaqtda so'z qilib, bu qitim Yarshari vaqtigasining yana bir qitim aldamchilik qilganligini ko'rdik dedi. Yaqindan buyon Xitoy bilan Avstraliya o'rtasidagi munosabat izchil yomonlashayotgan bo'lib, texi o'tgan hafta Avstraliya bosh ministri Xitoyning bir dumalapla kishilik huquq qo'g'dug'ichisiga aylanib olib, millionlagan uyg'urlarni lagerlarda qiyin qistoqqa elayotganligini, o'ltirayotganligini ko'rmaslik kelib, qilchi tap tortmasdan Avstraliya askarlari begunoh afg'onlarni qirg'in qildi deyish orqali Avstraliyaga yirginishlik to'kmat chaplaganligini bildirgan va bu to'kmatlar uchun afv so'rashni talab qilgan edi. Jung'ar o'ymonligidan 500 million tonnalik yangi neftlik payqaldi. Xitoyning energiya ombiri deb atalayotgan aziz vatanimiz Sharq Turkistondan yaqin degani 500 million tonnalik yuqori sifatli neft va tabiiy gaz zapisi payqalgan bo'lib, Xitoy axborotlari buni bas-basta xabar qildi.
Yer şarı vakti gezisinin 30. noyabirdeki haberde eğitilişçe bu kıtın baykalgan zor neftlik Yungar Oymanlıkının şarkı kısmıda bulup tahminen 2000 kvadrat kilometre dairedikken. Xitay neft kızış atıratları növetli sınav tariqisi de bulan talan kılışını başlayıbetken bulup Xitay mutakhasistleri pat yakında umumiyüzlük kızışının başlandıqalıqını bildirgen. Xitay rejiminin eğitilişçe Yungar Oymanlıkının umumi neft ve gaz zapisi 12 milyar tonluğa yakın bulup bunun 3'ten biri enihlenip bolgan ikken. Halbuki bir kısım Uyghur şunaslar izkil Uyghurlarını altın tıprakı dessep durup divanı buluşku mecbur bolganlar digen şekilde tasvirlep kilovatkallıkı malum. Bu hal Şarkı Türkistan'daki yer asti ve yer üstü baylıklar her günü milyon tonnala Xitay ülkelerine toşulsun mu? Yerlik Uyghurlarının yanılı Xitay boyunca en namrat halık bulup kilovatkallıkı dek açık reallıkı karıtılgan. Xitay zavodlarida mecburi emgekke selinibatkan Uyghurlarının köpüncisi ayallar bolmaqta. Xitayning Sharqi Turkiston xalqini atalmış namratlıktan kutuldurish bahanesinde mecburi emgekke selish cinayeti xalqara cemiyeti küçülük tanqidga uçuravatkan bir paytda Uyghur ayalları devamlıq erzan bahalıq emgek küçü süpüde işiltilmekte. Yakında ictimai uçur vasırı tarqalgan sırlarda bir türküm Uyghur ayallarının Xitayning panerke işlep çıkardığan zavodida iğir işlerini kılıvatkan arlıqta yığın ekibatkan körünüşleri körüstligen. Zavutta işlevatkalarının hemmesi dügedek ayarlar bulup bu körünüşler Xitay'nın zor türkümdeki erlerini tutkun kılgallıkını asaslık emgek küçünün ayarlarga ayınıp kılgallıkını körüstüp vermekte. Bundan burun Xitaylar tarqatkan ilanlarda mı Uyghur işçilerinden top ötküzüp berildigallıkı, onların sahçilerinden nazarat kılıdigallıkı, er ayarlarının nispetini talep boyunca tanışa berildigallıkı aşkarlanan idi. Ukrayna Şarkı Türkistan'dan kaçıp çıkan Kazak yaşka panahlık verdi. Tamga Türk Haber Toru'nun 1. dekabirdeki haberde bildirilmişçe Ukrayna Köçmenler İdaresi Şarkı Türkistan'dan kaçıp çıkan Kazak yaş Ersin Erkin'e siyasi panahlık vergen. 23 yaşlık Ersin Erkin Şarkı Türkistan'ın Gulce şehri Cilil Yüzü Yesi'den bulup Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastırış siyasi ve iğir zulümünden kaçıp avval Kazakistan arkalık Ukrayna'yı bargan. Andın Polşa arkalık Germaniya'ya berip siyasi panahlık talep kılışını planlap Ukrayna'dan yolu çıkan. Lekin 2020'li 11. oktober Ukrayna sahçıları tarafından tutulup Çigra sahçıhanısına apırıp koyulgan. Ersin Erkin bundan burun ictimai taratkularda video tarıkıtıp özünün Xitay'a kaytırılışı mümkünlikini bildirgen ve halkaralık teşkilatlardan yardım talep kılgan idi. Malum buluşça Ukrayna dairleri onunla 27. noyabir siyasi panahlık bergen. Ersin Erkin Şarkı Türkistan'dan kaçıp çıkanlarının tüncüsü emes bulup, bundan burunmu bir kısım Kazak halkı türlük yollar arkalık Kazakistan'a kaçıp çıkıvalgan ve okşumagan devletlerde siyasi panahlıkı erişken idi. Gerçi Xitay Şarkı Türkistan'daki her millet halkının hoşal horam hatırcam turmuş geçir vatkanlıkını yalgan teşvikatları arkalık carı sili vatkan bolsun mu? Ama Ersin Erkin'e okşas şahitler reallıkının del eksiki işkellikini körüstüp vermekte. Amerika Adliye Ministeri saylamının neticesini özgertidigan derecede kanunsuzluk baykalmaganlıkını bildirdi. Amerika Adliye Ministeri William Barr 3. noyabirde ötküzülgen prezidentlik saylamında neticini özgertidigan seviyede kanunsuzluk baykalmaganlıkını etti. Adliye Ministeri William Barr Amerika'nın AP haber agentliği bergen bayanatıda hazırkı kadar saylamda başkıcı neticini oturgu çıkardigan seviyede kaidesizlikini körmedik dedi. Minister William Barr, münasvetlik federatif organlar ve federasiya tekşürüş idaresi FBI'nin tapşırıp algan barlık uçurlarını tekşürgenlikini. Bırak hazırgıca mahiyetlik aldamçılık doğrusu hiç kandak paket tapalmağalıkını eskerdi. Minister William Barr yana belet sanaş maşinesi'nin münasvetlik hile hakkıdaki ayıplaşlarına mı tekşürgenlikini ve hazırgıca bu ayıplaşlarını ispatlaydıgan hiç kandak paket tapalmağalıkını bayan kıldı. Saylamda aldamçılık kılınganlıkını ilgiri sürüp, hazırgıca saylam neticesini kubul kılmayı kilovatkan Amerika Prezidenti Donald Trump'nın eksiki bayanat bergen William Barr'ın sözleri Amerika taratkolarda zor gulgulu payda akıldı. Nurgun akbarat vasıtları William Barr'ın bayanatının Trump'ın sözlerini inavası sıkıldığan derecede muhim halkış bolganlıkını ilgiri sürmekte. Donald Trump yekşembe günü ilan kılgan bayanatıda Adliye Ministerliği ve Federasiya Tekşürüş İdaresi'nin saylam aldamcılığı doğrusu ayıplaşlarını yakından tekşürüşü gerektiğini itkan edi.
Amerika'da 270 vekiliga yetgan namzat prezidentlik vazifasiga o'tiraladigan bo'lib, 3 noyabrdagi Amerika prezidentlik saylovida Joe Biden 306 vekiliga erishgan va hozirgi prezident Donald Trump 232 vekiliga erishgan. Biroq Trump saylov natijasini qabul qilmaydiganligini e'lon qilgan edi. Turkiyada Xitoy virusi sababidan bir kunda 190 kishi qaza qildi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ministerliği ilan kılgan en yeni malumatı göre Türkiye'de yakınki 24 saat içinde Xitay virüs sebebinden 190 kişi cinden ayrıldı. Bunun bilen Xitay virüs sebebinden cinden ayrılanların umumi sayı 13.936'a çıktı. Ahırki 24 saat içinde 180.312 kişi tekşürüldü ve bunlardan 30.110 kişi de yeniden virüs baykaldı. Nöbette 6101 kişinin kesili bir kadar iğir bulup doktorhanda davalanmakta. Muşu 24 saat içinde sakayıp doktorhandan çıkan 4593 kişi bilen koşulup, sakaygalarının umumi sani 409320 kişiye yetti. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'ı tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşlarımıza köptün köp rahmet eydemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.